Kurt ile üç öküz. Az gittim, uz gittim. Dere tepe düz gittim. Çayır çimen geçerek, lale sümbül biçerek, soğuk sular içerek, altı ay ile bir güz gittim. Bir de dönüp ardıma baktım ki ne göreyim? Gide gide bir arpa boyu yol gitmişim. Eee ben de ne yapayım? Buldum bir köşe, başladım masala. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Çayır çimenlerde biri beyaz, biri siyah, diğeri de kızıl, üç öküz otlarmış. Günlerden bir gün bu öküzlere bir kurt da Kurt, uzaktan izlediği öküzlerin yanına nasıl gideceğini düşünüp dururmuş. Öküzlerin üçüne birden saldırırsa onların sivri boynuzları arasında öleceğini biliyormuş. Düşünürken düşünürken kurdun aklına bir fikir gelmiş. Dedesinin ona dediği Önce parçala sonra yut sözünü hatırlayarak beyaz ve kızıl öküzün otladığı yere doğru seslenmiş. Şu siyah öküzün rengi ne kadar çirkin. Sizin güzelliğinizi bozuyor. Eğer isterseniz ben bunun icabına bakayım. Bu otlaklar da tamamen size kalsın. <laughs> diye teklifte bulunmuş. Çayır çimen sözünü duyan ve kurdun kötü planından habersiz zavallı öküzler bu teklifi hemen kabul etmişler. Kurt da siyah öküzü oracıkta yemiş. Aradan birkaç gün geçince kurt, bu defa da kızıl öküzün yanına gelmiş ve beyaz öküz hakkında konuşmaya başlamış. Bak kızıl öküz, karşıda duran beyaz öküz, benim rengim beyazdır, diye gururlanıp duruyor. Sen hiç sesini çıkarma, ben şimdi onun icabına bakarım. Böylece bütün otlar da sana kalır. <laughs> bütün otlakların kendisine kalması fikri kızıl öküzün çok hoşuna gitmiş. Kurdun teklifini kabul etmiş. Böylece kurt beyaz öküzü de bir güzel yemiş. Aradan birkaç gün geçince kurt tekrar dönmüş ve ''Otlak yalnız sana kalacak.'' dediği kızıl öküzün yanına yaklaşarak şu güzeli modlar burada dururken onları beğenmez çiğnersin ha. Gel bakalım yanıma. Şimdi sıra sende. Demiş. Zavallı öküz çok yalvarıp yakarmış fakat bir türlü sonuç alamamış. Kurt onu da yiyecekmiş. Bunun üzerine kurda dönerek İzin ver de dünyaya bir nasihat edeyim. Demiş. Kurt da Peki demiş öküz "Ey bu dünyada kalanlar benim halimden ibret alın. Benim şimdi öleceğimi zannetmeyin. Ben aslında siyah öküzün öldüğü gün ölmüştüm ama ne acıdır ki haberim bile olmadı." demiş. Öküz sözlerini bitirir bitirmez kurt onu afiyetle yemiş. O günden sonra herkese üç öküzün hali ibret olmuş. Kötülük, birlik olanları yenemeyeceğini anladığında onları bölerek zayıflatmayı denermiş. Gökten üç elma düşmüş, biri anlatana, biri dinleyene, biri de birlik ve beraberliğin kıymetini bilenlere. Ataların dilinde, Anadolu masalları, gençlerin paletin...